yapıyorsunuz ya? Gencecik kızı taciz etti şerefsiz adam. Vurun lan! Yapmaz bu kardeşim. Vurun gencecik kızı taciz etti şerefsiz adam. Dur abi dur. Kolumu koruyorsun. Durun yapmayın. Acımayın lan acımayın. Yapmayın diyorum. Vurun. Acımayın. Fatih bölgesi tüm ekiplere. Bağlar Mahallesi meydanında linç girişimi. Yakın ekiplerin intikali bekleniyor. Başlıyoruz yine. Linç girişimi nereden çıktı ya? Onu gidince anlarız. Bas gidelim. Aslı telsiz sende. 4547'den merkeze. Adrese intikal ediyoruz. Nedir durum? Durumu kritik. Her yerinde kırıklar var. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Tamam. Çabuk götürün siz. Ferdi, ne oldu? Anlat bakalım. Komiserim, lince karışan arkadaşlar adamın sapık olduğunu söylüyorlar. Hayırdır amirim? Bir sapık için bizden hesap mı soracaksınız? Siz kimsiniz kardeşim? Savcı mısın da sakin misiniz? Ya kimden izin alıp hesap soruyorsunuz? Adam gencecik kızı taciz etmiş. Ne yapalım? Bir köşede oturup konuşalım mı? Tamam da olmaz. Böyle olmaz. Adalet böyle sizden mi sorulacak yani? Biz neciyiz burada birader? Ne anlatıyorsun sen? Hiç pişman değiliz komiserim. Kusura bak. Kocam nerede? Ercan'ım nerede? İyi mi? Sakin olun. Ameliyat alındı. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Ameliyat bir bitsin. Konuşuruz. Hocam, iyileşti de ne olur. Bir şey olmadı de kurban olayım. Maalesef kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Ne diyorsun doktor? Kardeşim o benim. Ne ölmesi? Tamam. Tamam. Ölmedi doktor. Yanlışlık vardır. Git bir daha bak. Ne olur kurban olayım. Ercan. Kalkın. Kim yaptı? Söyleyin bana. Mahallede lince uğramış. Ne linci? Niye? Küçük bir kızı taciz ettiği söyleniyor. Ne diyor sizin diliniz? Benim kocam yapmaz öyle şey. İftira atmışlar. İnanmayın komiserim. İnanmayın. Kardeşim yapmaz öyle bir şey. Öldüresiye dönmüşler. Hastaneye vardığında da durumu kritikti. Kurtaramadılar. Şu an için sapık olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Ortada linç edilmiş bir insan var. Sinem, kamera kayıtlarına baktın mı? İnceledim komiserim. Meydanda lince katılan birkaç kişinin kimliğini belirledim. Hepsi de mahallenin insanları. Birkaçı da esnaf. Genelde mahalledeki kahveye takılıyorlarmış. Sinem size fotoğrafları gönderecek. Hadi hepsini toplayın çocuklar, hadi. Tamam baba. Yaptığın zara bak, düzgün oyna şu oyunu be oğlum. Hayret bir şeysin ya. Ha, gele, gördün mü? Biri hemen düştü önümüze abi. Bu arkadaş. Hayırdır komiserim? Allah şunu bir. Kalk. Ne oluyor ya? Ne yaptım ya ben? Linç ettiğiniz adam öldü. Hala ben ne yaptım diyorsun. Yürü. Hak etti komiserim. Yürü hadi yürü. Yürü. Çıkartalım kimlikleri. Polis. Herkes kimliklerini çıkarsın. Ne oluyor ya? Ne baskını ya? Komiserim bir sorun mu var? Abi, bu masa cumhurla erdi. Oğlum siz esnaf değil misiniz lan? Ne işiniz var bu saatte burada ha? Abi eğlencesine oynuyoruz. Yeminle kumar yok bizde. Ne kumarı oğlum? Cinayetten gözaltına alıyor sizi. Hadi kalkın bakalım. Ne cinayeti ya? Linç ettiğiniz adam öldü. Yürüyün hadi yürüyün. Sapığın tekiydi o ya. Yapma ya. Ağır cezada yargılanırken böyle söylersin ya. Bizim ne suçumuz var komiserim ya? Kalk. Hadi. Çok konuşuruz. Tamam. Hadi. Yürü. Montunu da al, montunu. Hadi kalk. Kalk kardeşim, kalk şuna. Hadi. Bakmayın suratıma. Hadi. Üçünün de büyük sabıkası yok müdürüm? Ufak tefek kavgalara karışmışlar. Görüntüler elimizde zaten. Adamların Ercan'ı linç ettiği belli. Sorguyu çok uzatmadan savcılığa sevk edin ha. Tamam. Ercan'ı suçu da net değil sanki baba. Araştırmak lazım. Bir de Ercan'a bıçağı takan kim onu bulmak lazım.
komiserim. Maktulün eşi ve kardeşi sizinle konuşmak istiyor. Buyurun arkadaşlar. Şöyle geçelim. Sen gelecek misin? Buyurun buyurun. Müdürüm. Ercan'ım öldü. Kocam bir tane. Hem öldürdüler hem de sapık diye adını çıkardılar. Ağrımıza gidiyor komiserim. Televizyonlarda, gazetelerde kardeşime iftira atıyorlar. Kardeşim böyle biri değil. Baktınız mı siciline? Tertemizdir. Baktık. Dediğiniz gibi herhangi bir şey yok. Olamaz zaten. Ercan'ı tanısanız anlarsınız dediğimi. Öyle iyi bir adam. O gencecik kızı taciz edecek ha. Yemin ederim mümkün değil. Bize yardım edin komiserim. İnsanlar kardeşim böyle hatırlamasın. Yani haklı olabilirsiniz ama yine de araştırmak lazım. Benim kocam öyle biri değil. İnanın bana. Ona iftira attılar. Tamam. Tamam da yani bize kanıt lazım. Eğer bildiğiniz bir şey varsa anlatın. Benim suçum aslında. Mahallede hep alışveriş yaptığımız bir aktar var. Zencefil istedim. Onu almaya gitmişti. Nereden bileyim böyle olacağını? Komiserim kanıt istiyorsanız gidin o çocuğa sorun. Ercan mı yaptı diye. Eminim hayır diyeceğim. Adım kadar eminim bundan. Gidin sorun. Soracağız tabii canım. Yani herkes soracağız. İlgileneceğiz. Merak etmeyin ya. Tamam. Adam sapık komiserim. Biz haddini bildirdik. Öldürmek istemedik. Oğlum niye laftan anlamıyorsun lan? Siz kim? Hak bildirmek kim lan? Sana ne? Çağır polisi işine bak. O an düşünemiyorsun komiserim. Deliriyorsun yani. Ne olacak şimdi? Adamı öldürdünüz. Cinayetten yargılanacaksınız. Ya biz öldürmedik. Tamam birkaç kere vurduk ama zaten yaralıydı. Lan yalan söyleme lan. Sen bıçakladın değil mi? Sen bıçakladın. Komiserim ne bıçaklaması, vurdum sadece. Ulan kasap olan sen değil misin ha? Adama sapık dediklerini duydun. Bıçakla çıktın içeriden değil mi? Öyle değil mi? Tamam kasap benim. Ha? Ama bıçak sadece bende mi var Allah aşkına ya? Kim yaptı o zaman? Vallahi billahi bilmiyorum ben. Adamı döve döve getirdiler. Zaten yaralıydı. Kan akıyordu abi gördüm ben. Yani sen diyorsun ki birileri Ercan'ı sapık diye dövüyordu. Biz de aralarına katıldık, daldık adam öyle mi? Ya vurdum kabul. Ama bıçak yoktu elimde. Allah belamı versin ki ya. Aynen komiserim, bir anlık galeyana geldik. Yani Ercan'ın çocuğu taciz ettiğini görmediniz öyle mi? Ben görmedim. Diğerleri de görmemiştir. Bu adam tacizci dediler, biz de daldık. Kim söyledi taciz ettiğini? Bilmiyorum komiserim, kalabalıktı. Her kafadan bir ses çıkıyordu zaten. Sen Ercan'ı tanıyor musun? Yani ona da şaşırdım aslında. Mahallede sevilen bir adamdır. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Ama işte insan bu. Ne yapacağı belli olmuyor. Bu ne rahatlık lan? Adam ölmüş. Vır 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 diye anlatıyorsun lan. İstediğimiz cevapları alamadık müdürüm. Öyle görünüyor. Ercan başka bir sebepten bıçaklanmış olabilir. Taciz iddiası da şüphede kalıyor gibi. En iyisi küçük kızla konuşup ona sormak. O halde bu iş sende Selin. Çocuk şubeden birilerini alıp yanına öyle gidin. Sağlıklı bir ortamda konuşun. Tamam. Eğer bu bir iftiraysa bıçaklama olayıyla da bağlantısı olabilir. Belki de gerçekten bir tacizi var ama o Ercan değil. Her şeyi çözelim Selin, her şeyi. Baş üstüne müdürüm. Thank you.